formülü diyor ki open adresin için load faktörü verirsen beklenen kolibin sayısını veren formül budur diyor. Beklenen expected value var ya istatistikte, beklenen değer. Probability distribution şeyinden, table'ından falan filan buluyordunuz. Beklenen değer, beklenen bilmem ne falan filan bilgilerle. Expected value'dan bulmuş bunu. Eğer size bana load faktörü verin diyor, ne? Load faktörünü verin diyor. Ben size diyor şey bulacağım. Kaç tane collision olması, beklenen kaç tane collision var? Hani average diyorduk ya, beklenen. İşte bu kadar diyor. Load faktörünün 0.5 olduğunu düşünün. Open adresinde bu. 0.5 ne yapıyor? Şurası 2 diyor. Artı 1, 3 bölü 2. 1.5 tane collision olur diyor. Eğer %50 ise şey, doluluk oranı 0.5 ise. 1.5 tane collision olur diyor. Bir düşünün. İlkinde baktığın zaman ilkinde şey ihtimali %50, gelme ihtimali, yani çarpışma olma ihtimali %50, ikincisi de %50. Adamın söylediği, yani avaraj case'de 1.5 tane collision içerisinde sen insert edeceğin ya da arayacağın adama bulabilirsin diyor. Load faktörünü bu şekilde, load faktörünü bu şekilde yapmış. Hemen verify ile 0 koyun bunun yerine. Load faktörünün 0 olması demek ne demek? Boş demek. 1 artı 1 ediyor orası. 2 ediyor. 2 bölü 2, 1. Yani ne yap? Esasında bu C'yi yanlış mı söyledik? Number of comparisons. C collisions değil ya. Comparisons şey. Kaç tane comparison yapman gerekiyor? Yani bakıyorsun orada. Null var mı yok mu diye bakmak collision değil. Comparison ediyorsun. O 1, tamam mı? Dolayısıyla bu 1'den küçük olamaz. Ne yaparsanız yapın bunun 1'den küçük çıkmaması lazım. Çünkü en azından orada null var mı yok mu diye bakacaksın. Kaç tane probe ediyorsun? İkincisinde de %50 ihtimal var, %50 ihtimal yok. O da öyle demiş. 1.5 defa probe edersen diyor, aradığını bulabilirsin diyor. Şunu 0 yaptım, 1 yaptığım zaman düşünün. 1 yapalım bunu. Load faktörü 1. Ne olacak? Ne yapar burası? 0 yapar. 1 bölü 0. Sonsuz ediyor. C'den sonsuz defa bakman lazım diyor. Niye? Çünkü yeni bir tane eleman eklemek için eğer tablo tamamen doluysa sonsuz defa bakman lazım oluyor. İşlerine doğru. L ne kadar 1'e yakınsa şuradan o kadar büyük bir rakam çıkıyor. Gördünüz değil mi? L 0.9 olduğunu düşünürseniz, 0.9 olduğunu düşünürseniz burası 1 bölü 0.1, 10 geliyor buradan. 10 geliyor. Bir tane de baştaki nala bakmak için. Tamam mı? 11 tane. Bunun yarısını doğru çıkabilir, yarısı yana çıkabilir mantık o. Dolayısıyla 4.5 tanesine bakman lazım. 4.5 tane comparison yapman lazım. Adamın verdiği load faktör ile ilgili comparison formülü 1 bölü 2, 1 artı 1 bölü 1 eksi L. Bu open adresi için. Tamam mı? Bu open adresi için. Chaining için nasıl olacak bu? Chaining için. Chaining'in load faktörü bir garipti. Bunun gibi bir şey koyamam oraya çünkü bu sıfırla bir arasında değişeceği bildiği için buraya o hikayeyi koymuş. L'nin sıfır olduğu zaman kaç tane şey yapman lazım? L sıfır olduğu zaman chaining'de kaç tane comparison yapman lazım? Gidiyorsun, alıyorsun, null geliyor oradan. Değil mi? Sıfır olduğu için link listesine başına ekliyorsun. Değil mi? Peki L1 ise ne olacak? L1 ise chaining'de. L1 ise burada ne çıkıyordu? Sonsuz çıkıyor değil mi? Dolu olduğu gibi. Peki chaining'de L1 ise ne olacak? L'nin 1 olması ne demek chaining'de? Evet, her bir listede birer tane eleman olduğunu düşünebilirim. Ya da bir tane listede en tane eleman olduğunu düşünebilirim. Avarajını düşünün. Her bir tane, öyle bir yığılma olmasını beklemiyorum ben. Tamam mı? Öyle bir yığılma varsa benim hash kodumda falan problem vardır. Beklediğim benim random olarak, uniform olarak distribute olduysa L1 ise eğer her bir hash link liste birer tane eleman var demektir. L'nin bir olması durumunda. Bu ne demek? Beklediğim şey öyleyse
Bir tane link listini alıyorum. Bir tane de orada eleman var. Onu kontrol ediyorum. İki. L'nin bir olması durumunda iki tane comparison yapmayı bekliyorum. Sıfır olması durumunda bir tane, bir olması durumunda iki tane. Ondan sonra L'nin iki olması durumunda, L'nin iki olması demek ne demek? Her birisi iki tane düşünüyor. Hemen hemen L ile doğru orantılı ya. Formül de bu işte. 1 artı n bölü 2. Bölü 2 nereden geldi? Ben 2 sanki 1 artı n gibiydi bir yerini yaptım. Bölü 2 nereden geldi? Linklisinin içerisinde diğer ülkeler bir linklisinde 10'ar tane eleman var. 10'ar tane eleman var. Siz bunun içerisinde eleman alırken beklenen karşılaştırma sayısı kaçtır? Yarısına bakarım diye düşünüyorsun değil mi? Lineerlama yapıyorsun çünkü beklenen. Worst case de lineer ama beklenen durumda ne? L bölü 2 tane. Chaining'de L'nin 10 olması demek ne demek? L 10. Number of elements in the table, the table size. Ne demek yani? Her bir link listede 10 tane eleman düşüyor demek. Her bir link listede arama yaparken average case'e beklediğim benim L bölü 2 tanesine bakmak bunların. Değil mi? L bölü 2 tanesine bakmak. L bölü 2 tanesine baktığım zaman ben expected case'e çok şanslıysam ilkinde bulurum. Çok şanslıysam en sonucuda bulurum. Ama average case'e L bölü 2 tanesine bakarak bulabilirim. Adamın verdiği formül dolayısıyla bu. Bir defa kesin bakmam lazım. Neye? Netlesin şeyini almam lazım. Pointer'ını almam lazım. Referansını almam lazım. Ve bir tane de 50'lik bir dizi içerisinde, 50'lik bir link list içerisinde her bölü iki tane komparasyon yapmam lazım. Bu da nedir bu da? 1 artı 1 artı L C bölü 2. Bu bunun chaining'in komparasyon sayısı. Bu da open addressing'in komparasyon sayısı. Tamam. İki tane elimizde formül var. Bu formüllerle ilgili zaten çok fazla formül yok. Burada 3 tane L'yi verdik. C, O'yu verdik. Open addressing, chaining'i verdik. Çok fazla soru soracak bir durum yok. Yani bu da verebileceğiniz soruları mesela şey diyebilirsin. Diyebilirsin ki L'si load faktörü 0.5 olan bir open chaining hash tablosundaki aynı performans almak için chaining'in load faktörü ne olmalıdır? Soru bu, tamam mı? Adam chaining'i open addressing'in L0 0.5 aynı performansı, tamam mı? Aynı performansı ben chaining'i almak istiyorum. Yapacağınız şey ne? 0.5'i buraya koyun. 0.5'i buraya koydum. Ne çıkıyor burası? 3 bölü 2 çıkıyor değil mi? 3 bölü 2'yi buraya koy. Ne yapıyor orası? 1 bölü 2. Ne olması lazım? 1. 1 mi geliyor? LC'nin ne demek yani? Link list başına bir tane eleman olması lazım. Link list başına bir tane eleman olması lazım. Bununki 1, bunun 1'i bunun neye denk geliyor? 0.5'e denk geliyor. Peki bunun 1'i bunun neye denk geliyor? Bunun 1'i sonsuz. Buranın sonsuz olması için şunun sonsuz olması lazım. Anladınız değil mi? Şunun çok uzun olması lazım. Olabildiği kadar uzun olması lazım. Nasıl bir grafik çıkar ya? Şunu çizmeye çalışalım mı bir? L, C. Yok pardon. C, 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 O. Sonsuz, sonsuz. İkisi de sonsuz, sonsuza geliyor. Orada bir yerlere geliyor. Bir nasıl oluyordu? Şeyin bir dakika. Pardon yanlış oluyor bu. Bir defa yok. Hocam neyini yapsın? Ben yanlış yaptım bunu. C'ler değil. Bunlardan birbirine eşitleyeceğiz değil mi? L 0 L O ile L C'yi karşılaştırmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Tamam. L O open addressing yani. L o open addressing yani fazla kaç olabiliyor? 1 olabiliyor. Tamam bu 1 olduğu zaman LC ne oluyor? Ta yukarılarda bir yerde sonsuza gidiyor. Değil mi? Demek ki şöyle çekip giden bir tane yapısı olacak da nasıl çekip gideceğini bilmiyorum.
yukarı doğru gidiyor. Şu aşağılara bakalım birazcık. L 0 0 olduğu zaman ne olacak? Bunu hesaplayın. Burası 0 olduğu zaman 2 bölü 2 1 edecek. Bunu 1 yapın. 0. 0 mı oluyor burada? 0'a 0 oluyor. Ondan sonra şunu 0.5 yaptığın zaman LOO ne oluyordu? 1 oluyor. 1 oluyor şöyle 1. Peki burası 0.75 yapın. Şunu 0.75 yapın. Hesaplayın hemen bana. 0.75, 4, 5, 5 bölü 2. 3 hocam. Öyle mi? Şurası. Şu bir dakika. Şurası 0.5. 75. 0.5 için 1 miydi? Neydi burası? 1 miydi? Şurası o zaman şöyle 3 olacak. Yaklaşık şöyle bir şey çıkıyor değil mi? Ve şurayı yaptığım zaman şurası 1. Böyle bir tane karşılaştırma yapabilirim herhalde. Birisi sıfırla biraz da değiştiği için birisi sıfırla biraz da değiştiği için öbürü sıfırla sonuçta zaten değişebiliyor. Böyle aralarında böyle bir performans karşılaştırması yapabilirim. Ne yapıyorsun? Bu curve'ün üzerinde yürürken diyorsun ki L0 bulanla aynı performans almak için LC'nin load faktörünün şu olması lazım falan gibi hikayeler söyleyebiliyorsun. Yapacağın işlemlerden bir tanesi bu bunların üzerinde. Diğeri de hafızalarının karşılaştırılması. Onunla ilgili slide'ın var mı? Hafıza karşılaştırması slide. Ha bu tablo güzel. Buna bakıp hafızaya sonra bakalım isterseniz. Gördünüz mü ne yapmış? L0 olduğu zaman kaç tane probe lazım şey için? Lineer probe için 1.0 formüllerini söylüyor çünkü. 1.0, öbüründe 1.0 yine. Number of probes bir şeyin o. 0.75 olduğu zaman, 0.95 olduğu zaman şey yapıyorsunuz değil mi? Load. Gerçi çok şey, mantıklı bir karşılaştırma değil bu. Mantıklı bir karşılaştırma değil bu. Çünkü OpenRacing hiçbir zaman tablonun dışına bir şey yazmıyor. Bu adam tablonun dışına yazdığı için number of probing'i bunun yani hafızalar hafızayı iyi kullanıyor bu. Daha fazla kullanıyor başka. Şeyin performansı çok fazla düşmüyor. Chaining'in performansı düşmüyor. Çünkü eklenen her bir eleman tablonun içerisine yer tutuyor ama daha çok tablonun dışında yer tutuyor. Daha çok tablonun dışında yer tutuyor. Böyle bir tane karşılaştırma yapabiliriz. Tamam. Başka neye bakabiliriz? Ha bunların hafıza kullanmalarına bakalım mı birazcık? OpenRacing ne yapıyor? N tane eleman tutmak için OpenRacing N tane eleman tutmak için ne kadarlık yer harcıyor? Table size kadar yer harcıyor. Değil mi? Yani table size eğer M ise N tane eleman tutmak için table size'a kadar yer harcıyor. Peki chaining ne kadar yer harcıyor? Diyelim ki M table size'ımız M table size N de elemanlar tamam mı? L burada ne? L burada o zaman L'yi hemen L'yi yazalım. L de N bölü M. Doğru mu? Evet. OpenRacing ne kadar yer tutar şey yapmak için, entel eleman tutmak için? M. Diyelim işte memory O. Bu ne kadar yer tutuyor? M kadar yer tutuyor. Peki memory C? M artı ortak indeksi sahip. Ne kadar? M artı? Ortak indeksi sahip. İsterim. M artı N çarpı ne? En çarpı ne? Linked list kullanıyor mu? Eğer double linked list ise 2. Değilse single linked list ise 1. M artı N diye düşünebiliriz. M artı N diye düşünebiliriz. M artı N diye düşünebiliriz. Tamam. Dolayısıyla aynı load faktörü kullanıyorlarsa ikisi de aynı load faktörü kullanıyorlarsa onu load faktörü içerisinde yazmaya çalışalım mı şunu? Ne demek yani? Şöyle yazalım bunu. M yerine ne yazacağız öyleyse buraya? M yerine N bölü L yazabilirim. Buraya da N
bölü L artı N. Onu nasıl yapacağız? Bunun şeyi de bu, hikayesi de bu. Kullanılan load factor ile beraber kullanılan memory load factor içerisinde kullanılan memory. Şuraya ne yapabiliriz burası? Şuna nasıl biraz düzeltelim mi şunu? Bir güzel bir şahane söyleyeyim bana bunu. L artı 1 çarpı öyle mi? L artı 1 N bölü L mi? Doğru mu? Evet. Tamam. Memory chaining için gerekli memory bu kadar. Bunun için gerekli, aynı load faktör için gerekli şey bu kadar. N bölü L. N bölü L, N bölü adam baya baya bu kadar gördünüz mü? L artı 1 kadar daha fazla şey kullanıyor. Katı yer kullanıyor. Şeyleri, performansı güzel gibi görünüyor orada ama yani performansı load faktörüne göre çok hızlı artmıyor bu adamın. Yani load faktörünü artır. Bununla aynı performansı elde etmek için çok fazla artmıyor table'da gördüğü gibi, orada gördüğü gibi ama adam baya fazla şey kullanıyor burada. Gördüğünüz gibi hafıza kullanıyor. Çok fazla hafıza kullanıyor diye geliyor. Çünkü chain'in dışına atıyor. Tamam. Kitapta da bununla ilgili bir şeyler yapmıştı. Ne oldu yaptığını unuttum. Bir tane de problem çözmüş. Onlara bakın. Bu formüllerde bir kere daha çok fazla bir numara yok. Şunu zaten kendiniz tahmin edebiliyoruz. Adam şunu birazcık numara çekmiş. Şunu anlamaya çalışıyor. Anlayabiliyorsunuz değil mi bunu? Şunu anladınız mı? Temel şey buradan başlıyor. 1 bölü 1 eksi L 0. 0 olduğu zaman, 1 olduğu zaman 0.5 olduğu zaman. Şeye benziyor bu. Yazı tura atıyorum. Tura gelmesi için kaç tane atmam lazım? Kaç tane atmanız lazım tura gelmesi için? Eğer şanslısanız sonsuzluğu kadar atabilirsin ama beklenen zamandan bahsediyorum ben. 100 defa yaptınız bu deneyi. Efendim? Gelmeyebilir. Tamam diyorum ama 100 defa yaptınız. Beklenen zamanı kaç tur onun? Bu formülle yine aynı işte ya. Yani yazı gelme, tura gelme ihtimali %50 değil mi? Adam da burada onu söylüyor. 1 eksi 1 bölü 1 eksi L 0. 2 defa attığım zaman oradan bir tanesinin tura olmasını bekliyorum değil mi? Oradan bir tanesinin tura olmasını bekliyorum 2 defa attığım zaman. Öyleyse birisi de gelmezse ikinci de gelecek diyor. Birisi de gelecek. Onu da 2'ye bölüyor ki beklenen zamanda bazen de gelecek bazen de gelmeyecek. 2'ye bölüyor ki yani bir defa atman beklenen zamanda bir tura olması için yeterli gibi laf etmiş. Şu bir de bizim kendi özel durumumuz. Niye? En az bir tanesine bakıp tur probe etmemiz lazım da o yüzden. Şunu zaten biraz önce biz kendimiz çıkardık. Saat kaç ekibi oldu? Bunlar artık biraz kalacak. İsterseniz hafta kalanını Cuma günü devam edelim arkadaşlar. Benden bugün boyutlar var mı?